Marmaris Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel'in ev sahipliğinde adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törene bu yıl ilk kez ilçe protokolü tam kadro katıldı. Kaymakam Celalettin Yüksel, Aksaz Garnizon Komutanı Ali Çekiç, Belediye Başkanı Ali Acar, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yargı mensupları törende bir aradaydı. Tören saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Demirel konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Toplum ve devlet arası manevi bir bağdır. Büyük medeniyetler tarih boyunca hep adaletin gücüyle yükselmiş, adaletin etkisiz kalmasıyla yıkılmaya mahkum olmuşlardır. Adalet en geniş manada her bireye hakkını vermektir. Adalet saraylarının girişinde ve mahkeme salonlarında yazıldığı gibi adalet mülkün temelidir. Demirel konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine de yer verdi. Başsavcı FETÖ-PD'ye terör örgütünün yargıya yaptığı müdahaleleri hatırlatarak bu müdahalelere alet olan hakim ve savcıların hukuk sınırları içerisinde cezalandırılmasının adaletin gereği olduğunu dile getirdi. FETÖ-PD'ye terör örgütü devletin tüm kurumlarına sızdığı gibi yargı camiası içinde de yapılanmıştır. Seçilmiş hakim ve savcılara önceden yazılmış kararlar verdirilmiş, ülkenin genelkurmay başkanı bile terör örgütü yöneticisi ilan edilmiştir. Verilen kararlarda evrensel hukuk ilkeleri içe sayılmış, siyasi gündem yönlendirilmeye ve yönetilmeye çalışılmış, yargı kararları algı operasyonlarına alet edilmiştir. Bu yapıya hukuk eliyle ortam sağlayan hakim ve savcılara son dönemde hukuk sınırları içerisinde gerekli işlemler yapılmıştır. Hakim ve savcıların soruşturma geçirmesi, açığa alınması, tutuklanması elbette hukuk devleti için gurur duyulacak bir şey değildir. Ancak her türlü cemaat ve cemiyet çıkarlarının, toplum çıkarlarının yerine konması tolere edilebilecek bir durum da değildir. Hep birlikte göreceğiz ki, yargı camiası bu geçtiğimiz süreçten güçlenerek çıkacak ve milletin güvenini tekrar kazanacaktır. Başsavcı Demirel'in ardından Muğla Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mehmet Karaaslan da bir konuşma yaptı. Karaaslan'ın da gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi vardı. 16 Temmuz'dan itibaren söz konusu örgüte karşı verilen mücadelenin en büyük yüklenicisinin yargı olduğunu hatırlatan Karaaslan şu ifadeleri kullandı. Bu hain kalkışmanın tüm yükü ilk günden itibaren mensubu olduğumuz yargının üstüne yıkılmış bulunmaktadır. 15 Temmuz'dan bugüne kadar tüm yargı mensupları gece gündüz demeden sorumluluğunun ve üstüne düşen yükün ağırlığının farkında olarak var gücüyle ve büyük bir özveriyle görevlerini yapmaktadırlar. Böyle özel bir dönem içinde açmakta olduğumuz yeni adli yılda tüm gözler yargının üzerinde olacak ve Türk yargısı çok zor ama bir o kadar da önemli bir görev üstlenecektir. Aslında bu yargımız için hem bir sınav hem de bir fırsat olacaktır. Hızlı, adil ve hepsinden önemlisi suçlu ile suçsuzun çok net ayrıştırıldığı bir yargılama sürecinin yaşanması halinde yargımız son yıllarda kaybettiği itibarını yeniden kazanacak, hukukun üstünlüğü ilkesi etrafında mazlumların kalesi haline gelerek güçlü bir temel olduğunu bir kez daha gösterecektir. Karaaslan, soruşturmalar kapsamında savunma makamını temsil eden avukatlara da önemli görevler düştüğünü söyledi. Yaşanan sürecin karmaşık yapısını, hainlerin bizzat devlet içine sızmış ve gizlenmiş olmalarının yarattığı tespit güçlüklerini savunma makamında olan avukatlar aydınlatacak, böylelikle suçlu ile suçsuzun ayrışmasına, adaletin tecellisine, kurunun yanında yaşında yanmamasına olanak sağlayacaklardır. Bu nedenle avukatlarının görevlerini yapmalarının önünün açık tutulması, süreçteki adli hataların da ortadan kaldırılmasına imkan sağlayacaktır. Adli yıl açılış töreni davetlilere verilen kokteylle son buldu.